Evet, Gül Hanım'la birlikte temizlik malzemelerimizi aldık. Şimdi Gül Hanım'ın temiz olan salonunu şöyle bir dolanacağız. Gül Hanım nasıl bez yıkıyormuş, nasıl yerleri siliyormuş, bu evin hakkından nasıl geliyormuş bir de biz görelim. Yani o bileklerle nasıl bez sıktığını hala inanamıyorum. Dizlerin üstünü siliyor musun hiç yer? Siliyorum. Bu çıtı pıtı bu kadar süslü püslü bir hanımefendi dizlerin üstüne yer siliyor. Şaşırtıcı. Şimdi Gülcüm şu fincanları hemen mutfağımıza götürelim. Evet Gül Hanımcığım, şimdi salonu temizlerken mesela nereden başlıyorsunuz öncelikle? Ne yapıyorsun? Bir rutinin nedir? Ortalığı toparlıyorum önce. Tamam, kıvırı zıvırı topladın, ortalığı toparladın. Yastıkları şöyle çırpıyorum. Bir çırp, çırp nasıl çırpıyorsun? Nereden çırpıyorsun? Bir çırp. Böyle. Evde mi çırpıyorsun? He. Düksin, maksat zaten güzel. Toz çıkmıyor. He, düzeltme. Üzerinde tamam. Kırıntı oluyor. Ben toz olsa zaten bunu giderim. Oo, böyle dünya kadar toz olsa. Balkondan yaparım. Toz yok benim. Minderlerim gayet temiz. Temiz evini temizliyor kadın. Yalnız Murat Bey şuradaki kütüklerin üzerine parmaklarını sürdü ve toz buldu. Hiç alakası yok. Hiç. Çünkü dün sildim. Yeni olmuş olabilir. Belki tahtanın talaşı mı geldi acaba? Pislik aramak için ellerinden geleni yapmışlar ama benim evim gayet temiz. Hiç kimse pislik yapmasın. Aç. Evet. Buyur. Dur, aç. Fişini takmadım. Sen bunu tut. Tamam. Sen ona bir şarkı patlat oradan, ben bunu fişini takayım. Aa, bizimkisi müzik eğlence programı mı canım? Eğlence programı tabii ki de. Hadi hem bakalım. Temizlik hem eğlence hem yemek. Bizde her şey var. Ama sen söyleme, Gül Hanım söylesin. Kadir Bey söylesin. Ben yok, ben her gün zaten söylüyorum, kulakları aşınıyor onların. Onları nasıl yıkıyorsun mesela, şu ortasında düğmesi olan var ya? Onu büsbütün atıyorum. Direkt öyle atıyorsun. Evet. Büsbütün atıyorum onu. Misler gibi koltuklarımı da yıkatıyorum. 3 aydan 3 aya. 3 aydan 3 aya? Evet. Kız süngerleri aşırır. 3 ayda koltuk mu yıkanır? Canım sağ olsun. Yenisini alırım. Maşallah. Temiz olsun da. Örtü sersen üstlerine. Hiç hoş durmuyor öyle de. Sinirlerim bozuluyor. Ha, bir de şimdi bundan mavi ya. Mavinin üstüne de tonunu bulamazsın. Aç, 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 aç. Allah seni kahretsin. Aralara dereleri, kenarlara köşeleri, aralara dereleri, kenarlara köşeleri. Oh, oh, oh. Kadir, ev gereçlerinin konuşma yeteneği olsa hangisiyle konuşmak isterdin? Merdaneli. Ama düşünsene tuvalete her girdiğinde konuşacak. Ha evet, orası öyle. Arada çamaşır bastıkça. Mesela Kadir yine koktu buralar diyebilir. Yeter artık, alışınlar içimden. Bana kollarım koptu. Aç. Aç, 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 aç. Ben bir gün bizim kedinin konuşmasını istiyorum. Annem diyor ki susmuyor, ödüm yüreğim oynar. Dediler ki bu evde zaten detay fazla yok. Nereye bakalım dediler. Fazla eşya, çok kalabalık bir şey sevmediğimi söylemiştim zaten. Ve o yeni oldu. Hayır, o yeni oldu. Onu ekip yaptı. Pervazdan aldım. İnce çıta pervaz mıydı? Süpürgelikten aldım. Bir şey söyleyeyim mi? Oraların üstünü geçtim. O ekibin yüzünden oldu. Ne yapıldı? Sakalları mı dökildi buraya? Hayır, o kadar çok toz etmişler ki halı bile simsiyah olmuş. Peki, ben göstereyim mi? Kabul etmiyorum. Hayır. Şimdi ben burayı silip biteceğim, sen de şu kolu. Çünkü ellerimle sildim. Islak mendille üstünden geçtim siz gelmeden önce. Ellerimle sildiğim için, emin olduğum için ekip yaptım. Peki, orayı unutmuş olabilir misiniz? Hayır, orayı unutmadım. Özellikle çektim, aldım. Kadir, sen onu nereden aldın? Pervazın üstü şey, süpürgeliğin üstünde. Hangi pervazdan? Şu kadarcık pislik şuradan bulmuşsun. Şuradan bak, şöyle dolandım. Milletin evinde dünyanın pisliğini buluyorsunuz Kadir Bey. Anam, ama bir şey demedim, olanı gösterdim ben sadece. Benimkini gururla sunuyorsunuz. Ben sana evi pislik götürüyor demedim zaten. Sadece dedim ki şurada bu kalmış dedim. Ah, kapattı. Kapattım, gel gel. Gel şimdi bu pervazı sil bakalım. Ama yeni oldu biliyor musunuz? Evet, çünkü her yer az bakın. Ev o kadar pırıl pırıldı ki dünyanın pisliğini çektirdim süpürgeye. O toz nereye gidiyor? Evin etrafında havaya karışıyor ve buraya iniyor. Olabilir. Şimdi bez yıkamasını bir görelim önce. Ondan o da bezi sonra Özbek abla gibi sıkıyor. Pisliklere şöyle attırıyoruz. Bak, bu tozu kabul etmiyorum. Siz gelmeden önce buraya bakarsınız diye, Kadir Bey nereye bakar diye düşündüm. Özellikle oraları 5 kere geçtim. 6.da demek ki temiz oluyormuş. Yok, bu ekibin montu. Montunu hepsi buraya koydum, montlarının tozu. Bu sizin montunuza. Yani bakın yeni olmuş. Yani kalan önceki pislik olsa buraya yapışır. Bakın gördüm. Hayır ama niye yere değil de oraya konmuş? Yeri sildim, yer tertemiz. Yani oraya konan toz önce yere düşmesi çünkü gerekmiyor mu? Çünkü montları buraya attıkları için aradaki boşluktan direkt buraya inmiş. Anladım. Şu ortayı da bir alırsanız. Alayım. Ha, Kadir Bey bak, hiçbir yerde bir şey bulamadınız. Yok bak, yerler temiz. Bezde yere hiçbir şey gelmedi. Yok, yerler de kirli. Ha, ama benim dediğim yere düşmemiş de toz niye pervaza düşmüş? Süpürgeyle çektirdim ben onları. Mesela ordudayken nasıl temizlik yapıyordunuz? Ya da köyde miydiniz, şehirde miydiniz? Ben 11 yaşına kadar köydeydim. Sonra ben eğitim hayatına başladım. O dönemde hep pansiyonda kalıyordum ve
en düzenli kızdım. Öğretmenimiz hep kontrol ederdi. Bakardı, beni alkışlarlardı. Nasıl, senin arkandan ne konuşmuşlardır Gül? Üf, müdüre yalakası bilerek topluyor arkasını. Diyorlar. Değerli. Çünkü temiz düzenli insan çekilmez. Aa, bu ne burada? Benim ayakkabım. He, siyahta. Canım sağ olsun. Neyse, makineye atar. Ver bakayım o bezi kuz ucundan. Neyse ki şanslısınız. Bizim yanımızda her türlü temizlik malzemesi var. Şimdi onlarla çıkartırız bunu. Anam, bir de halının üstü yün değil. Böyle bir şey. Silinebilir. Ya. Evet, silinebiliyor. Haydi bakalım. Eline sağlık Kadir. Şimdi halıyı bir kaldırayım, ortayı da silelim. Kadir, hadi bir yarışma yapalım. Seyircilerimize Gül Hanım'ın yaşını tahmin ettirelim. Sen yapsan anonsu, sen daha iyi yapıyorsun. Evet, Gül Hanım'ın yaşını merak edenler tahminde bulunsunlar. Hemen enamarak benim de paylaşacağımız Gül'ün Yaşı Kaç adlı postun altına tahminlerinizi yazın. Bakalım Gül ekranda kaç yaşında görünüyor? Hepsi 50 yazacak. Kız şimdi inadına var ya, o fesatlar büyük yazarlar ha. 50 yazacaklar. Oo, çekemiyor sana beni, çatıla geber geber. Çekemiyor sana beni, çatıla geber geber. Seni ve fena yaratır, hasretliğini yeter. Oh! Şöyle güzel. Çay elinden öteye gidelim, gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha! Oh! Beyaz ev gayet ferah, geniş, güzel. Oh! Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Haydi bakalım Gül Hanım, bir de mutfağınıza gidelim. Burayı silmedik ki. Ha, orayı sileceğim mi? Sil. Evet, Gül Hanım'ın mini mi mini, şirin mi şirin, temiz mi temiz mutfağındayız. Evet. Burayı yapan müteahhit nasıl müteahhitmiş bilmiyorum ama. Amcam. Güzel yapmış ama. Yani ama benim için iyi yapmadı. Şu anda amcama buradan sesleniyorum. Deniyorum. Bu binayı amcam mı yaptı? Hayır, bakayım. Benim mutfağımı o yaptı. Ama amcam, mobilyacı. Mobilyayı adam yapmış. Bu kadar mutfağı ancak bu kadar mobilya olur. Ben binayı yapan adama sesleniyorum. Yani çok inanılmaz dar bir mutfak. İnsan burada börek açamaz. Normal. Bir şey. Ay, normalde 3+1 burası. 120 metrekare. Evet. Ama maalesef, ama kurtulacağım inşallah kısa sürede buradan. Bence evet. De Flora'dan kalk, sen bir önce kurtuluşa geç. Evet. İnanamıyorum. Şimdi baksana, bir dolap zaten kombiye gitti. Şöyle lavabonun altına bakmak istiyorum. Çok hoş değil yani, bakmasanız daha iyi. Yapabilecek bir şey yok, evin tasarımı bu, ne yapacaksın? Önemli olan temiz kullanmak. Temiz mi? Temiz yok, bak hiç buralarında örümcek ağ falan yok. Ne örümceği, hayatta iyi, kesinlikle olmaz. Oo, ne yağlar ne örümcekler. Tahtalarımı koyuyorum. Oraları ben fırçayla tek tek fırçaladım. Peki mutfağı ne kadar sıklıkla temizliyorsun? Yani böyle bütün dolapları boşalt. Her yemek yaptım, temizliyorum. Her yemek yaptım, dolapların yüzlerini siliyorsun. Hayır, kirlenebileceği yerleri geçiyorum ama haftada bir üstleri dolanıyorum. O zaman sürekli mutfakta elin üstünde olduğu için batmıyor. Bence öyle olmalı. Çünkü birikti mi temizleyemiyorsunuz. Evet, sonra hak edemiyorlar. Oturuyor o kirler, çıkmıyor. Bulaşıklarımızı... Filtremizi bir açalım. Oo, onu bile yıkadım, misler gibi oldu. Bak görüyorsunuz. Gayet pırıl pırıl. Fırının mikrodalganın içine zaten baktık. Orası gayet güzeldi. Buzdolabı çekiliyor mu? Çekiliyor. Evet ama çektim ben. En son ne zaman çektin? Birkaç gün önce. Birkaç gün önce. Çekelim mi? Ne diyorsun, çekeyim mi? Gerek yok, baksana çektim diyor. Çekim, çektim diyor. Peki o zaman şimdi biliyorsun ki deterjanlar temizliyor okey ama mikropları öldürmüyor. Şimdi evet. En güzel bunları dezenfektan sıkayım. Biraz beklesin, ondan sonra silelim onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.